Cemil Ertem, operasyon körfezden Pasifik'e usanıyor. Katar'a abluka kararından sonra gelen İran saldırıları ve bu saldırıları DAEŞ'ın üstlenmesi işin rengini bütünüyle açığa çıkartıyor. Obama döneminde sistem içine alınmaya çalışılan İran yeniden dışarıya itiliyor. Katar ablukası ve İran'a dün yapılan saldırılar bölgede terör örgütleriyle yürütülen paylaşım savaşının artık devletleri sahaya çekmeye dönük yeni bir aşamaya geldiğini gösteriyor yani vekalet savaşlarıyla gelebilecekleri yere kadar geldiklerini çözülemeyen devletleri artık ellerindeki terör örgütleriyle çözemeyeceklerini düşünüyorlar. Kaldı ki DH, FETÖ ve PKK YPG gibi vekalet savaşı yürüten örgütlerin kullanım alanları genişledikçe deşifre olmaları ve güçlü devletler karşısında yenilgiye uğramaları kaçınılmaz oluyor. Tabii ki bu örtülü paylaşım savaşı ekonomik olarak iki temel dinamiği denetlemeye ele geçirmeye dayanıyor. Birincisi enerji alanlarının kontrolü ve yeniden düzenlenmesi, ikincisi ise bölgedeki ticari pazarların ve ticari yolların kontrolü. Zaten Katar operasyonu bize çok somut ipuçlarını veriyor. Güney Pars doğal gaz sahasındaki kaynakların Katar-İran arasındaki paylaşımı ve bu paylaşımın ekonomik sonuçlarının elde edilmesiyle bölgedeki enerji denkleminin değişecek olması Katar-İran merkezli bu büyük operasyonu başlattı. Esasında bu operasyonu yapanlar Güney Gaz Koridoru'nun denetimini kaybettiklerini biliyorlar ve aynı hatayı körfez kaynakları konusunda yapmak istemiyorlar. Hazar kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli tarihi bir adımdı. Ancak Katar, İran ve Rus doğal gaz kaynaklarının birleşmesi ve bu kaynakların da Güney Gaz Koridoru'nun çeşitlendirilmesiyle ticarileştirilmesi yalnız enerji dengelerini bozacak bir gelişme olmayacaktı. Bu durum Doğu Akdeniz'de İsrail'in denetlemek istediği doğal gaz kaynakları içinde Güney Gaz Koridorundan Başka Bir Seçenek Sunmuyor Zaten Eski Bezirganlar Ancak Bu Operasyonları Yapanların FETÖ, DH, PKK, YPG Gibi Terör Örgütlerini Kullananların Dertleri Bununla Da Bitmiyordu Çin'in Tek Kuşak Tek Yol Projesi Yeni Dünya Ticaret Düzenini Eski Egemenlerinin Elinden Alıyordu Pasifik Asya'yı Avrupa'ya Bağlayan Üç Ana Koridora Bakalım A- Kuzey Koridor. Bu koridor Rusya üzerinden Trans-Sibirya hattı boyunca Rus ana karasından geçiyor. Kazakistan ve Belarus üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Rusya, Belarus ve Kazakistan'la gümrük birliği içinde ve bu hat Rusya'nın Avrasya Birliği'nin temel aksı. B. Orta koridor. Bu yol Çin'den kuzeye çıkıyor ve Kazakistan üzerinden Türkmenistan, Hazar, Feribot, Azerbaycan ve Türkiye'den geçecek Avrupa'ya varıyor. C. Güney koridor. Bu yolda Kazakistan'dan başlıyor ve Türkmenistan, İran, Türkiye hattını kullanıyor. Bütün bu ticari koridorların yeni bir ticaret düzeni olarak işlemeye başlaması yalnızca bu güzergahlarda yapılacak olan demiryolları, karayolu ve deniz trafiği ağı, enerji iletişimiyle mümkün olmaz. Aynı zamanda bütün bu güzergahlardaki ülkelerin de dışa açık bir ekonomiye geçmesi ve kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceği yeni demokratik bir siyasetle yeni ticaret düzeni kurulur. Çünkü bütün bu bölgelere ancak böyle barış gelir ve bu bölgelerdeki soğuk çatışma alanları ancak böyle sıcak çatışma alanları ...dönüşmeden barışçı çıkıcıya kadar. Türkiye tam da bunu yaptı bu süreçte. Bölgenin kendi kaynaklarını, kendi zenginliğini eline alacak... ...bölge ülkelerinin bu zenginliğin yegane sahibi olacağı bir modeli geliştirdi... ...ve bu modelin tüm bölgeye örnek olması için bir çaba gösterdi. Katar operasyonundan hemen sonra Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı... ...meclis grup konuşmasında hala neden Mısır'la sorununuz var anlamında bir şeyler söylüyordu. Yani Türkiye'yi Mısır gibi olmasını bir yerde öneriyordu. Zaten 15 Temmuz'un ve onun arkasındaki FETÖ'nün amacı bu değil miydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle konuşan bir ana muhalefet partisi lideri var ne yazık ki. Bütün bu gelişmeleri okuyamayan, bu topraklara tam 200 yıldır operasyon çeken, kan emici bezirganların adamı konumuna düşen bir zavallı karşımızdaki. Yatırımlar durmaz. Peki bundan sonra ne olacak? Okun yaydan çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü bu operasyonları yapanların ellerinde tuttukları örgütler pillerini bitirdi. Ayrıca bunların bağlantıları da şifre oldu ve kamuoyundaki itibarları, sözleri de yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi şu an yerle bir. Böyle olunca şimdi doğrudan devletler hedef alınmaya başlandı. Ama dünya 70'lerdeki, 80'lerdeki, 90'lardaki dünya değil. Top yekün bir savaştan en çok bu savaşı isteyenler ve çıkartanlar zarar görür. Ancak ekonomik operasyonlar ve ambargoya varan yaptırımlar gündeme gelebilir. Bunun da orta ve uzun vadede çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü bugün Katar'ın bile dünyanın dört bir yanındaki yatırımları ve buradaki finansal entegrasyon öyle yoğun ki ablukayı yapanların ekonomisi burada ilk zararı görür. Ben bütün bu süreçte Türkiye dahil olmak üzere bölgedeki yatırım ve ticari çevrimin durmayacağını, yatırım kararlarının yeni İpek yolu güzergahının olduğu ülke ve bölgelerde hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Orta Doğu'da ve Körfez'de oluyor görünen. Aslında Çin'in Tek Yol Tek Kuşak projesini de kapsayan bu operasyona ilgili ülkelerin farkındalığı vardır. Cevabı da olacaktır. Cemil Ertem Milliyet